TV izleyenleri hoş geldiniz ekranlarımıza. Bugün Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın bugünkü köşe yazısına dair konuşacağız. Kendisi bugünkü yazısında şöyle dedi. Mehmet Şimşek'in Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden sıcak para beklemek yerine acı reçete uygulayalım dediğini, ancak Erdoğan'ın yerel seçimler sebebiyle bunu kabul etmediğini aktardı. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin sıcak para vermek yerine Türkiye'deki karlı şirketleri satın almak istediğini belirtti. Bugün bu yazıya dair konuşacağız. Mustafa Bey konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, ayrıntıları sizden dinleyelim mi? Şimdi tabii Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu bakan olmasından sonra işte kamuoyunda doğal olarak adı daha çok öne çıktı. Ekonomiyi nasıl yöneteceği tartışma konusu oldu. Daha görevi devralırken artık akılcı politikalar izleyeceğiz dedi. Bunun Türkçesi en azından 2019'dan sonra bugüne kadar izlenen politikaların çok da akılcı olmadığı yönündeydi. Ama Mehmet Şimşek'in şu anda geçen zaman dilimi içinde özellikle işte doların işte euronun daha doğrusu dövizin şu anda artışı, faizlerdeki artış, yani bir dizi yenilik yapmakta olduğunu görüyoruz. Ama benim Ankara'da aldığım hava İrem Hanım, şu anda Şimşek kafasındaki ekonomi politikasını tam olarak uygulayamıyor. Erdoğan onu faizleri belirlemede, işte Merkez Bankası yönetimini yeni, İşte biliyorsunuz Erkan geldi, onun Merkez Bankası politikasını sürdürmesinde kamuoyu önünde bağımsız olarak devam ediyorlarmış gibi görünüyor. Ama Erdoğan'ın perde gerisinden attığınız her adımda 2024 Mart'ında yerel seçim olacağını unutmadan hareket edin dediğini en azından bir bilgi olarak bizi izleyenlere, dinleyenlere paylaşalım. Ve Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'le her gün telefonla konuştuğunu ve atılan her adımla ilgili, evet, ekonominin gerçekten akıl dışı yönetildiğini kendisi de kabul ediyor ve bir nebze akla gelmesini, ama 2024'te de yerel seçim olacağını unutmadan, yani popülist politikaları da çok ihmal etmeden yol almak gerektiğini söylüyor. Buradan tabii aslında Mehmet Şimşek'in diliyle ortaya karışık bir program çıktı diye değerlendirilmiş Mehmet Şimşek yakın ekonomi bürokratlarının, yani ortaya karışık bir ekonomi programı şu anda yaşadığımız. Zaten bugüne kadarki Türk usulüydü. Şimdi de yani dünya işte kamu dış piyasalarında bir nebze hitap edecek, ama Erdoğan'ın kafasındakileri gerçekleştirmesini sağlayacak bir tablo. Şimdi bunun somut bir örneğinin de Birleşik Arap Emirlikleri'ne biliyorsunuz Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı yardımcısıyla Mehmet Şimşek birlikte gittiler. Ve o ziyaret sırasında benim aldığım bilgi, Birleşik Arap Emirlikleri sıcak para vermeye soğuk bakmış. Demiş ki ben sıcak para vermem ama sizin kağıt şirketlerinizi alayım, o yolla size para girmiş olsun diye bir öneride bulunmuş. Bunun üzerine işte 11-12 Temmuz NATO zirvesinden sonra Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. İşte bu noktada da Mehmet Şimşek'in evet şu anda zaten uygulanan acı reçete, felaket zamlar hepimiz yaşıyoruz. Zam, işte harçlara zam, vergiye zam, zamma zam, yani artık her şey, her türlü ürüne artık nefes almak hariç her şeye zam geldi. Ama genel bir kemer sıkma politikası uygulayıp dışarıdan sıcak para almayalım önerisine bulunmuş. Buna da Erdoğan soğuk bakmış. Ben burada bugün bu kısmını yazamadım. Onu şu anda sizlerle paylaşmak isterim. Şu anda genel anlamda ekonomistler de söylüyorlar bunun. Evet, fatura halka yükleniyor. Tamam. Bedeli halk ödüyor. Tamam. Bir kamu özel araç alımlarına devam, bina kiralamalara devam, sarayın harcamalarına devam. Onlar ne olacak? Orada hiç dokunma yok. Mehmet Şimşek'in bu yönde de bir adım atılmasını istediğim, ama biraz önce söylediğim gibi Erdoğan'ın o kısmına dokunma. Biz yerel seçim sürecinde bize popülist siyaset lazım. Sen gerçekçi ol, biz popülist olalım gibi hakikaten ortaya karışık Türk usulü bir tabloyla karşı karşıyayız. Benim üzüntüm
Yani hepimiz soyulduk İrem Hanım. Hepimiz. Ve şu anda bunun en azından yani denir ki bir yıl sonra düzlüğe çıkacağız. Denir ki iki yıl sonra şu alanlarda rahatlayacağız. Onu da göremiyoruz. Onu da göremiyoruz. Bedeli biz ödüyoruz. Yani dibi delik bir kuyu gibi bu. Yani bir kevgire su dolduruyor gibiyiz şu anda. Resmen sepete su dolduruyor gibiyiz şu anda. Yani bu zamlarla alınan paraların da ben hakikaten ekonominin sağlıklı bir zemine oturmasına yönelik politikalar üretilmesi için kullanılacağını düşünmüyorum ne yazık ki. O güveni vermiyor iktidar. Çünkü Erdoğan o kısmına karışma diyor Mehmet Şimşek. Sen ekonomiyi rayında tut, düzelt. Uluslararası piyasalarla iyi olalım. Onlar bize baktığında sen muhatap ol ve onlara Türkiye'ye ilgilerinin devam etmesini sağla. Ama ben içeride kendi politikamı uygulayayım. Yani bu hakikaten Türk tipi de aslında bizim kendimize hakaret ama herhalde saray tipi demek, Erdoğan tipi demek daha uygun olacak. Evet, sonlandırmadan şunu da sormak istiyorum. Aslında aynı yazıda bir de ekonomik bağımsızlık vurgusu yaptınız, Cumhuriyet'le bağdaştırarak anlattınız. Şimdi geldiğimiz noktada ekonomik bağımsızlığı vurguladığınız ve önemini anlattığınız için soruyorum. Neler söylersiniz bugün ekonomik bağımsızlığa dair? Şimdi tabii 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümü İrem Hanım. 100. yılı. Ve Lozan'da biz hep Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir deriz, doğru. Bağımsızlık senedi deriz, doğru. Sınırlarımızın çizilmesidir, doğru. Ama aynı zamanda Lozan ekonomik bağımsızlığımızın da elde edilmesidir. Neden? Biliyorsun Lozan 1922 yılı sonbaharında başladı. 1923 yılı ilkbaharında bir kesinti oldu. O kesintinin iki nedeni vardı İrem Hanım. Bir, İstanbul'un paylaşımı. Atatürk İstanbul'u hiç kimseye vermeyiz dedi. O bizim dedim. Ama yabancılar işte bu uluslararası yönetimde olsun dedim. İki, kapitülasyonlar. Bu iki nedenle kesildi. Daha sonra yine Atatürk her ikisinde de genel hakları istediğini aldı. Yani diyeceğim ekonomik bağımsızlığı biz hem savaş meydanlarında hem diplomasi masalarında elde ettik. Ama şu anda uyguladığımız, yani şu anda ekonomimizin geldiği nokta dışarıdan gelecek sıcak paraya bağlı. Buna ekonomik bağımsızlık denebilir mi? İşte Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken ne olursa olsun biz 100. yılın sadece 29 Ekim 2023'te kutlamamalıyız. Bu yılı genel anlamda neler elde ettik, neleri kaybettiğimizde konuşmalıyız ki geldiğimiz noktayı iyi bilelim, ona göre geleceğimize bakalım. Sizin kuşaklar için neler yapılabilir, ona göre planlamamızı yapalım. Bunun birinci unsuru da ekonomik bağımsızlıktır. Ekonomik bağımsızlık olmadan hiçbir alanda hareket edemezsiniz. Siyasal bağımsızlığınız da olamaz, ekonomik bağımsızlığınız yoksa. Sizi oradan kuşatırlar ve sizi her türlü kararı almaya mecbur ederler. Türkiye ne yazık ki adım adım buraya doğru gitmekte. Yani borcu borçla kapat. Genel anlamda uluslararası piyasalarda işte verilen borç diyelim ki verilen borç faizinin 2-3 katı pahalı olarak borçlan. Çünkü Türkiye'ye daha pahalı para veriyorlar. Ve bu aldığın parayı da yatırıma aktarma. Harcamalara aktar. Yani bunun gidişi çok tatlı bir yön değil. Benim kişisel değerlendirmem Türkiye ekonomisi batamaz. Kolay kolay batamaz. Neden? Çünkü Türkiye ekonomisi üzerinden pek çok uluslararası şirket şu anda nemalanmakta. Türkiye Orta Doğu'da pek çok ülkenin Orta Doğu temsilciliğin, pek çok şirketin Orta Doğu bölge temsilciliği İstanbul'dadır, Ankara'dadır. Ama ne olur bizim halkımız sadece gerçek anlamda bedeli ödeyen ama bunun karşılığında bu alınan borçtan ya da üretilen refahtan payını alamayan bir konuma düşer. Toplum fakirleşir. Biz şu anda bunu yaşamaktayız. Bütün muhalefet partilerinin evet dün Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti hepsinden bu gidişe tepkiler geldi. Ama yarından tezi yok. Yani siyasal olarak yapılan önermelerin yanına ekonomik bağımsızlığı sağlayacak önermeleri de bekliyoruz muhalefet partilerinden. Sayın Bağbay çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay yayın konuğumuzdu. Kendisiyle bugünkü köşe yazısına dair konuştuk. Mustafa Balbay bugünkü köşe yazısında bir kulis bilgisi aktardı. Şöyle dedi, Mehmet Şimşek ve Erdoğan aslında farklı noktalarda devam ediyorlar. Erdoğan popülist siyasete devam etmek istiyor çünkü yerel seçimler geliyor. Mehmet Şimşek ise rasyonel zeminde hareket etmek istiyor dedi. Söylediğine göre Mehmet Şimşek Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden sıcak para beklemek yerine acı reçete uygulayalım demiş. Ancak Erdoğan yerel seçimlerin yaklaşması sebebiyle bu öneriyi reddetmiş. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir görüşme yaptı Mehmet Şimşek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte. O görüşmede de Birleşik Arap Emirlikleri'nin sıcak para vermek yerine Türkiye'deki karlı şirketleri satın almayı istediğini aktardı. Evet, Balbay ayrıntılı bir biçimde anlattı Cumhuriyet TV izleyenleri için. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.